Koronavirüsünün omikron varyantı 2022 için umutları azalttı. Korkutan uyarı Dünya Sağlık Örgütü'nden geldi. Right now, Delta and Omicron are twin threats. Şu anda Delta ve Omicron vakaları rekor sayılara çıkaran ve yine hastaneye yatış ve ölümlerde ani artışlara yol açan çifte tehdit yaratıyor. Delta ile aynı anda dolaşımda ve daha bulaşıcı olan Omicron'un vakalarda tsunami dalgasına yol açıyor olmasından dolayı çok endişeliyim. Circulating at the same time as Delta is leading to a tsunami of cases. Son verilerde Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros'u doğruluyor. Aralık ayının son haftasında dünya genelinde ortalama olarak günlük 900 bin yeni vaka tespit edildi. Omikron'la hızlanan vaka dalgası en fazla Amerika'da yayıldı. Yeni vaka sayısının günde 270 bine yaklaştığı Amerika'da 2021'in son iki haftasında artış %125'e ulaştı. Salgın çocuklar arasında da tırmanışta. Amerikan Pediatri Akademisi ve Çocuk Hastaneleri Derneği'nin raporuna göre çocuklar arasında haftalık vaka sayısı Aralık ayının başından bu yana %50 arttı. Geçen hafta 200 bin çocuk koronaya yakalandı. Many people thought continue to think that children don't become infected with COVID. Birçok insan çocuklarına koronavirüsü bulaşmadığını düşünmeye devam ediyor. Bu doğru değil. Çocuklar enfekte olur ve bazıları hastaneye kaldırılabilir. Aileleri çocuklarına aşı yaptırmaları gerektiği konusunda uyarmak için bu verileri yayınlıyoruz. Noel ve yılbaşı nedeniyle salgına rağmen seyahatlerini iptal etmeyen Amerikalılarsa özellikle havaalanlarında zor anlar yaşıyor. Havayolu çalışanları arasında patlak veren salgınlara kötü hava şartları da eklenince Amerika'da geçen hafta binlerce uçuş aksadı ya da iptal oldu. Yanaşacak kapı olmadığı için 2 saatten uzun bir süre uçakta mahsur kaldık. Bagajlarımızı aramaya çalıştık. Muhtemelen 2 saat uğraştık. Geceyi otelde geçirecektik. Müşteri hizmetleri 17 saatlik bir bekleme listesi olduğunu söyledi. Otobüsler ve taksiler de çalışmıyordu. Bu yüzden geceyi havaalanında geçirmek zorunda kaldık. Hastanelerde de durum farklı değil. Omikron'un hızla baskın varyant hale gelmesi ve aşı kalkanını aşması ve sağlık çalışanlarının da hastalanması nedeniyle bazı hastanelerde eleman sıkıntısı yaşanıyor. Acil servislerde yığılma yaşayan hastaneler, halkı test yaptırmak için özel merkezlere ve ev tipi test kitlerine yönlendiriyor. Ancak test merkezlerinde ve test kiti satan yerlerde uzayıp giden kuyruklar, pandemiyle mücadelede 2 yıl geride kalırken, Amerika'nın hala acil durumlara hazırlıksız olduğu endişelerini beraberinde getiriyor. Bazı test merkezleri arabalı, ancak bazılarında Amerikalılar soğuk havada saatlerce bekliyor. Just having some symptoms. Sadece bazı semptomlarım var. Soğuk algınlığı mı yoksa strep mi olduğundan emin değilim. Çünkü strep ortalıkta dolaşıyor. Ancak test yaptırmanın ve durumu daha da kötüleştirmediğimizden emin olmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden biz topluluğumuza ve kendimize iyi bakıyoruz. Koronavirüsüyle mücadeleden sorumlu ekibiyle ve Ulusal Valiler Birliği ile bir araya gelen Başkan Joe Biden ise şimdiye kadar atılan adımların yetersiz kaldığını kabul etti. Bazı vatandaşlarımızın test olmak için ne kadar zorlandığını görmek daha çok işimizin olduğunu gösteriyor. Ancak bu ortamda Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri CDC karantina süresini 10 günden 5 güne indirdi. CDC yetkilileri karantina süresini kısaltma kararını virüse yakalananların enfeksiyonu bulaştırma oranlarının sadece ilk birkaç günde çok yüksek olduğunu gösteren araştırma sonuçlarına dayanarak aldıklarını savundu. Ancak omikron ve mutasyonlarla ilgili birçok bilinmeyen varken CDC'nin bu kararı tepki yarattı. 2022 yılına omikron gölgesinde giren Amerikalılar bu kararın vakaları daha da arttırmasından endişeli. Dilge Timoçin, Amerika'nın Sesi, Washington.